Kırmızı akan Çorlu Deresi'nin suyu ile ilgili olarak Tekirdağ Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü dereden numunesini aldı. Fabrikaların atıkları nedeniyle Kırmızı akan Çorlu Deresi'nde Tekirdağ Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü numune aldı. Akşam 19 sularında müdürlüğümüze gelen ihbar üzerine Çerkezköy kaymakamımızın bizi bilgilendirmesi üzerine olay mahalline intikal ettik arkadaşlarımızla, denetim grubumuzla. Daha sonra da yetkili bakanlığımızdan lisans almış yetkili bir laboratuvarı numuneler almak üzere olay yerine vardık. Olay yerinde derenin mevcut durumunu görebilmek için anlık bakabileceğimiz parametrelere baktık. Diğer parametreleri de sabaha karşı çıktı. Onlara da sabah itibariyle baktığımızda derendeki şu anki durum çevre ve insan sağlığını etkilemeyecek düzeyde ve durumda derenin akışı devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı şu an için derede görülmüyor. Tabii verilen o görülen kırmızı etkinin anlık bir suyun dereye verildiği görülüyor. Akşam saat 03 sularına kadar ekiplerimiz de sahada bu suyun nereden gelebileceği konusunda dere boyu incelemelerde bulunduk ve bir kontrolsüz bir kanal çıkışının olduğunu tespit ettik. Bu kontrolsüz kanal çıkışından laboratuvar eşliğinde numunemizi aldık. Daha sonra bu kanalın nereye gittiği konusunda da bir bilgi sahibi olabilmek için de kanal boyu takip ettik. Yaklaşık 3 kilometre kanalı takip ederekten bir tesise, bölgede bulunan bir tesise ulaştık. Tesisin atık suyundan da numune aldık. Daha sonra bu tesisten aldığımız atık su numunesiyle kanalın sonundaki atık su numunesinin eşleşip eşleşmeyeceği konusunda bir fikir sahibi olabilmek için bunları Çevre Şehircilik Bakanlığımızın referans laboratuvarına analiz ettirmek üzere gönderdik bunları. Tabii bu hat boyunca birçok kontrolsüz bacaların da olduğunu gördük. Buralardan vidanjörler vasıtasıyla da belki verilmiş olabileceği endişesi taşıdığımız için ve bu tür dökümleri de engellemek için bugün itibariyle kaymakamlığımıza, belediyemize bu hattın kapatılması, buradaki kontrolsüz olan bu bacaların kapatılmasıyla ilgili talimatlarımızı da valilik olarak hazırlıyoruz. Sayın Bakanımız da gerekli talimatları bu konuda bize ulaştırdı. Sayın Bakanımız bu konuyla ilgili ihmalkar davranışlarda bulunan her türlü kişi ve kuruma gerekli tüm cezai yaptırımların uygulanması için bizlere talimatı da verdi. O anlamda bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki şu an çevre ve insan sağlığını etkileyecek bir akış söz konusu değil. Ama bu olaya sebebiyet veren kişi veya kurumu bulmak için de hem bakanlığımız nezdinde hem de valiliğimiz nezdinde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar fail tespit edilemedi değil mi? Şu an faili tespit edemedik ama şüphelendiğimiz yerden ve kanaldan numune aldığımız için o sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Şimdi kimseyi de suçlamak istemiyoruz ama çünkü o tesis de bizden lisans almış bir tesis.
Fakat tabii bu tür kaçak dökümleri herkes yapabilir, her an yapabilir. Lisans almış olması bir tesisin illa da suçsuz olduğu anlamına gelmiyor. Bu tespiti yaptıktan sonra daha doğru verilere ulaşacağız. Ama mutlaka biz o kanalı belediyemiz vasıtasıyla kaymakamlıkla görüşüyoruz. Sayın Kaymakamımızla ilgili bu konuda. O kanalı tamamen körletip, kapatıp harici girişlerin buraya gelmesini engelleyip bu tür tehditlerden bölgeyi arındırmak istiyoruz. Sizce neden kırmızı aktı? Ne olabilir bu? Yani şöyle bir pigment maddesi, kırmızı bir pigment madde verilmiş olabilir. Bir orada bidon yıkama tesisi var. O tesiste yıkanmış olan bu renkte olan bazı bidonların sayısı fazlaysa ya onlar yıkandıysa ve su direkt verildiyse bundan olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü kullanılan o hat organize bölgenin kullanmadığı bir hat, körlediği, arıtmaya gitmeyen bir hat. Bununla ilgili dediğim gibi saha çalışmalarımız henüz devam ediyor. Ama o hattın özellikle iptal edilmesi bizim için çok önemli. Onun için çalışmalarımızı da başlattık.